nasıl bilmemiz gerektiği, neyi nasıl seçmemiz gerektiği ile ilgili bir sorunumuz var. Bu da çağımızın zaman zaman hastalığı gibi lanse edilen, zaman zaman bir faydacıl durum gibi de gösterilen enformasyon, yani yoğun bilgi akışı haliyle bizim bağlanamamamız da zaten buna bağlı. Herkes bir şekilde kendi platformunda, kendi sosyal medyasında, medyanın özgür kalması da konuşan sayısını da arttırdı doğal olarak. Onlardan biri de benim. Kişilerin kendi platformları üzerinden sesini duyurmaları hali bir kaos yaratıyor zihinde. Biraz ona değinmek istiyorum bugün. Yani konu başlığı iletişim değil, daha çok iletişim üzerinden gelen iletişimsizlik, böyle diyelim. İnsanların son zamanlarda birbirlerine tahammül edemedikleri, birbirlerini sevemedikleri hali beni üzüyor. Murat İrfan, sen herkes seviyor musun diyebilirsiniz. Hayır, tabii ki kendimizden uzak tutmak istediğimiz, istememiz gereken profiller olmalı hayatımızda. Ama bu mütemadi bir hale gelirse, sürekli bir insandan kaçma haline gelirse, kişi kendinden de kaçıyor arkadaşlar. Maalesef böyle bir hazin tablo var. Kişinin kendinden kaçması, yani aynalaşma dediğimiz sosyalliği ya da sosyalden kaçması, kendisinden kaçması neticesine varıyor ve bu kimliksizlik noktasına kadar gidiyor. Bu biçimiyle gençleri anlayamıyoruz, mütemadi bir enformasyon içindeler, ilişki içerisindeler diyoruz. Bu da aslında bizim belki de kendimizde görmek istemediğimiz ya da kendimizde görüp çocuklarımızda görmek istemediğimiz bir hale de, bir çatışmaya da neden oluyor. Bugün biraz kimlikten bahsetmek istiyorum. Yani kimlik kavramının metaforik bir takım benzetmeleri, hikayeleri olacak. Böyle bir yarım saat, bir saat konuşalım. Kimlik ya da kimliksizlik. Kimliksiz deyince bir kere bir küfür, bir hakaret, bir negatif söylem gibi geliyor. Ama eğer mazur görürseniz, şu an dünya üzerindeki insanların %90'ının kimliksiz olduğu tespiti bizi biraz üzmeli. Bu da bizi izleyenlerin %90'ının kimlik bunalımı içinde olduğu efektini de vermeli, bir yüzde oran olarak bakarsak. Ama kuşkusuz burada seçkin insanlar var. Yani arz talep üzerine toplanmış insanlar var. Buradaki çoğunluk dünyadaki %90'la eşit değil. Bu biçimiyle biz farkındalığımız başımıza da bela bir tarafta. İnsanın beladan, yani yeni ve soru sorduracak konulardan uzak durmasının temel argümanlarından, neticelerinden, göstergelerinden biri de öğrenmek istemeyiş. Öğrenmek istemeyişinin temel göstergesi de iletişimsizlik. Ben bu ablayı, ben bu adamı, ben bu mahalleyi, ben bu parayı, ben bu eşyayı sevmiyorum şeklinde dönüşen ve bunu da zaman içerisinde kimlik haline dönüştüren. Ben sabah hiç kahve içmeden hayata başlayamam, ben duş almadan toplantıya gidemem, ben toplantılara mutlaka 8'de giderim. Ben mutlaka bugün ve her çarşamba kırmızı giyerim gibi bir takım yerlere de götürür. Bunu biz zaman içerisinde kimlik gibi de algılıyoruz ve bu bizi biraz katılaştırıyor. Yani ne kadar çocuklarla ilgili sorunlarımız olsa da aslında büyük sorun yetişkinlerle ilgili. Flexible değiller, uyumlu değiller, hamur gibi değiller, katılar ve bu katılıkları kendilerince bir düstur edinmiş ve bu düstur sanki doğruymuşçasına da gençlere, başta gençlere, sonra kendi çevresine, sonra kendi sevdiklerine bir baskı haline, bilinçsiz bir baskı haline dönüşüyor mu? Dönüşüyor. Bunu tarif etmek bence eğlenceli olacak. Bununla ilgili davranış bilimlerinin çok güzel şeyleri var. Ne o? Mecazi, metaforik tanımlamaları var. Bazı hayvanlara benzetmişler insanları. Onlara önümüzdeki dakikalarda bakalım. Şimdi kimlik sahibi olmak bir zihinsel aktivite gerektiriyor. Ya da zihnimizin aydınlanması gereği birinci koşul. Aksi takdirde kimlik sahibi olamıyoruz. Kimlik sahibi olmak aynı zamanda alt metin olarak onaylanmayı da gerektiriyor. Eğer toplumsal bir onay içindeyseniz bu sizin kimliğinize giden yolu hızlandırıyor. Eğer toplum sizi dışlıyorsa asıl sorun orada başlıyor. Ben de onları zaten sevmiyorum şeklinde dönüşüyor ve kendi öbeklerini oluşturuyor. Kendi derneklerini oluşturuyor.
kendi vakıflarını, kendi hareketlerini, kendi dergahlarını, kendi mafyalarını oluşturuyor. Suç örgütleri de aslında tam da bu mantık üzerinden gidiyor. Kimliksiz, kimlik bunalımı içinde olan onaylanmamış bireyler, onaylanmamış kimlik bunalımının içinde olan kişilerle bir araya geliyor ve birbirlerini onaylıyor. Bu biçimiyle de aslında eğer toplum yozlaşıyorsa, örgütleniyorsa ve bu bir stres yaratıyorsa, bir korku yaratıyorsa, bilin ki birbirimizi tanımıyor oluşumuz değil. Yani hep şöyle bir manevradan hoşlanıyoruz. Bizim dışımızda gelişiyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Onların canı cehenneme, onlar zaten kötüler, onlar zaten yokuştalar, onlar zaten uçurumdalar şeklinde. Onlar zaten şeytani dediğimiz biçimiyle de onları iyice ötekileştiriyoruz. Ötekileştirdikçe, yani onaylamadıkça, yani varlıklarını kabul etmedikçe bizim başımıza bela olacaklarını, o biz ne onu da bilmiyoruz ama bizim başımıza bela olacakları efekt içindeyiz. Bu efektin son yıllardaki en büyük, en güzel göstergelerinden biri de cep telefonlarımız. Yani sosyal medya. Orada hoşumuza gitmeyen hanım, kadın, amca, teyze engelleyebiliyoruz. Bu engelleme bizi aslında söz konusu bu saate kadarki ayna kuramıyla uzaklaştırıyor. Birbirimize aynaydık hani. Hani birbirimizden öğreniyorduk hayatı şeklindeki kısımlar. Bu sosyal medya yüzünden. Sosyal medya böyle bir şey anlamında söylüyor. Bunu yermiyor. Bu çok değerli bir şey. Sosyal medya özellikle benim neslim bu enformatik ağdan çok mutlu. Mütemadi herkeste kendimizi görme halimiz aslında kendimizi ne kadar özlediğimiz fikrini de barındırıyor. Gençler belki kendilerini çok özlemeyebilirler genç oldukları için ama yaş biraz ilerleyince insan küçük anılara, küçük hatalara, o sonra büyük hatalara dönüşmüş olan şeylere ve o hatayı yapanlara aman yapmayın haline, bu biliyorsunuz bir süre sonra da katı bir tutum geliştiriyor. Senin topunu keserim, benim mahallemde oynama, siz buradan uzak durun bakayım, siz sarışınlar, siz esmerler şeklinde dönüşüyor. Bu da aslında yaş aldıkça da tahammülümüzün azaldığı şeklinde. Yani aksi ihtiyarlar haline dönüşüyoruz. Aksi ihtiyarlar haline dönüşmemek için kendimizi zinde tutmalıyız. Yani ben oldum dediğiniz anda aksi insanlar, aksi kadınlar, aksi amcalar, dedeler şeklinde dönüşüyoruz. Yaşlanmasak dahi bu efekti barındırıyoruz arkadaşlar. Genelde size söylüyorum, bakın etrafınıza bakmayın, genelde deyince hep böyle kime söyledi acaba? Hayır, ben direkt size söylüyorum, bir başkasına söylemiyorum. Bir empati yapın bakayım, ne kadar aksi, ne kadar geçimsiz, ne kadar kendi kapımızda yaşama eğilim içinde olduğumuzu fark edeceksiniz. Demek ki neymiş? Zihin bir aydınlanma istiyormuş. Bunun için de enformasyona ihtiyacımız var. Yani iletişime ihtiyacımız var. Bu iletişimi bize daha evvel sınırlı enstrümanlarla sunan, sınırlı koşullarda, sınırlı mahalli ya da sosyal imkanlar içerisinde bizi geliştirirken, şimdi bu ciddi bir bombardıman haline geldi. Belki de şu an yüzlerce Instagram kanalı yayın yapıyor. Binlerce YouTube kanalı an itibariyle canlı yayına geçti. Ya da Facebook ya da neyse. Sosyal medya kımıl kımıl. Bu konuda da oldukça muzdaribiz. Diyoruz ki ya Arzu Hanım mı dinlesek, Ayşe Hanım mı dinlesek, Fatma Hanımlara mı gitsek, ya Murat'ı mı dinlesek, Ahmet'i mi dinlesek haline de dönüşüyor. Aman diyoruz, nasıl olsa kaydedilecek, sonra dinleriz diyoruz. Sonra da zamanımız yok. Çünkü o kadar büyük bir bombardıman içindeyiz ki, bir enformasyon bu, bilgi bombardımanı. Ha, bilgi nedir, o da ayrı bir oturumun konusu belki ama bilgi aynı zamanda bilgisizliği de barındırıyor. Bilginin her şekli çok değerli. Bence kulak kabartmak lazım. Neyse, bir zihne ihtiyacımız var. Onun da aydınlık olması gerekiyor. Aydınlık zihni nasıl anlarız? Kabulü yüksek olmak. Yani bu sarışındı sevmiyorum, bu mavi göğü, bu esmerdi, bu Arap'tı, bu Müslüman'dı, bu Kürt'tü, bu İskandinav'dı, bu Finland, bu Ukraynalıydı halinden, bu gavurdu, bu Hristiyan'dı, bu Müslüman'dı halinden kurtulmak küçük bir aydınlanmayı da içeriyor. Kurtulmak diyorum, bundan kurtulmak zorundayız. Çok affedersiniz. Kendi inancınız, kendi yargılarınız size bunu toplumsal hale getirmelisiniz. Getirirseniz kendinize benzer insanları toplarsınız. Ha, bundan şikayetçi değilseniz, ya Murat İrfan gerek yok, ben öbür kanala geçeyim şeklinde hemen kanalı değiştir. Bir sürü kanal var, bir sürü seçenek var. Bundan rahatsız değilseniz kendi grubunuzda kendi çaldığınız çalgıyla çalar, vur patlasın, oynar şeklinde hayatınızı devam ettirirsiniz.
Buna da kimseyi müdahil ettirmeyin. Aranıza da almayın, kafanızda karıştırmayın. Bu bizim kimliği oluşmuş insan profilimiz. Onlar oluşmuş insanlar. Biz nacizane burada oluşmamış insanlar olarak nasıl olabiliriz sorguluyoruz. Bunun yaşı da yok. Yani ben 50 küsur yaşındayım. Ben hala kimlik bunalımındayım. Kusura bakmayın. Bunalımımı da sizin sayenizde paylaşıyorum. Terapi yapıyoruz. Murat İrfan bunalımlarını dile getiriyor diyebilirsiniz. Hiç problem değil. Değil ama o biz biliyoruz. Bizim dükkanımız var, bizim okulumuz var, bizim mekanımız var, bizim diyarımız var diyen arkadaşlar aydınlanmış arkadaşlardır. O arkadaşlar sizi aralarına alırlar mı, almazlar mı? Onlarla sizin aranızda bir problem. Biz şimdi onlar ve bunlar demeyelim, biz onları da kucaklayalım. Onlara da şunu diyelim. Zihnimiz eğer aydınlıksa, yani çelişkiler varsa, bakın aydınlanmanın kurallarını söylüyorum. Çelişiyorsak, çatışıyorsak, paradokslar varsa, ön, arka, sağ, sol varsa, yön varsa, karmaşık bir haldeysek aydınlanıyoruz demektir. Bizi hep bunu, eğer çatışıyorsan, eğer problemin varsa, eğer olaylar karmaşıksa, her şey kötüye gidiyor şeklinde öğrettiler. Bir kere bu yargıyı hemen kırmak lazım. Çünkü hayat çözüm odaklı bir hayat değil. Bize hep şuna doğru gidersen, şunu yaparsan, şundan kurtulursun şeklinde formüller vermişler. Hap formüller vermişler. Ama sonuç odaklı olmak problemin nedenini, problemin menşeini, problemin çıkış noktasını kaçırmamıza neden oluyor. Ve ben uzun yıllardır şöyle bir yargı içindeyim. Problemi bilmemiz yeterli. Çözmesek de olur. Problemin kendisi bence zaman içerisinde belki çözülür, belki çözülmez ama çözüm odaklı olduğumuzda o nüveyi, o mevzunun başladığı yeri, o içinde bulunduğumuz durumu sanki yitiriyoruz. Sanki kaybediyoruz. İçinde bulunduğumuz durumun kıymetini anlayamıyoruz. Çünkü hep kafamız gideceğimiz yerde. Hep kafamız o sonuçta. Hep olmamız gereken yerde. Sanki burada değilmişiz gibi. Burada olmak halini bir türlü kabul etmiyoruz. Burada olma hali hep daha sonra nerede olacağımız hali yüzünden sabot ediliyor. Bu da bizim oluşmamıza mutlaka katkı sağlıyor ama andaki, durumdaki kimlikle ilgili problem yaşıyoruz. Ve bu problem bir iletişimsizlik haline dönüşüyor arkadaşlar. Biz her ne kadar yoğun bir iletişim dünyası içindeysek de insanların kafaları, akılları başlarında olmadığı için, yani kafaları uzakta, gelecekte, projeksiyonda, faturada, kazançta, vergide olunca haliyle kafalar anda kalamıyor ve iletişim de çok zayıf oluyor. Güçlü personalar diyoruz buna. Roller. Bu rollerin içine giriyoruz ve iletişim problemleri yaşıyoruz. İletişim problemi yaşayınca da bunu sanki dışarıda yaşıyormuş gibi algılıyoruz. Eve geldiğimizde vah diyoruz ya, bu Ahmet'i de sevmedim, bu Mehmet'i de sevmedim. Bu bana mobbing yapıyor, bu beni dolandırıyor, bu beni seviyormuş gibi yapıyor ama sevmiyor diyoruz. Halbuki bunların hepsinin bizde karşılığı. Yani ne demek istiyorum? Berraklığımızı yitiriyoruz. Berraklığımız anda kalamamakla ilgili. Durum değerlendirmesi yapamakla. Çünkü endişeliyiz. Endişeli olunca da role giriyor. Evet, bu role girmenin adına persona dediğimiz, maske dediğimiz şeyin en önemli argümanlarından biri ne biliyor musunuz? Dil arkadaşlar. Dili berrak kullanamıyorsak, yani kıvırıyorsak, dil kıvırması, kendimizle ilgili numaralar yapıyoruz demek. Dil aslında bizi, yani konuşma aslında bizi, söyleyeceğimiz şeyleri düşündüğümüz şeylerle çatıştırıyor veya eşleştiriyor. Çoğu zaman düşüncelerimizi, duygularımızı geriye atıyoruz. Dışarıya mış gibi yapıyoruz. Ortada sorun yokmuş gibi davranıyoruz. Bir kimliğe sahipmişiz gibi davranıyoruz. İçinde bulunmadığımız durumu içinde bulunuyormuş gibi davranıyoruz. Dün bir toplantıdaydım mesela o mecliste. İsmi lazım değil. Böyle profiller gördüm. Üzülüyor insan. Yani o role girmiş, o rol benimsemiş, kanıksamış, rolün adamı olmuş ve bununla ilgili de muazzam kelimeleri bir araya getirmiş ama içinde duygu yok. Böyle suni geliyor size. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Ben bu konuda bir genelleme de yapmak istemiyorum. Arıza bende de olabilir. Ama şuna iyi bakın. Bir başkasında
diye kendinizde arayın bu durumu. Siz de mi acaba bu yabancılaşma içindesiniz? Bu yabancılaşmanın afişimizdeki slogan, afişimizdeki ismi olan bir kavramla özdeşleştirmiş davranış bilimleri. Babilleşme diyor ya da Balkanlaşma. Babil, malumunuz bir Babil Kulesi miti vardır. Tabii ki onunla da çok eşleşen bir durum. Kişinin kendine yabancılaşması, kendi diline yabancılaşması. Eğer kendiliğinizi, kişiliğinizi konuşma dilinizle, konuşma dilinizi düşüncelerle ifade edebiliyor gücündeyseniz bir yabancılaşma yok. Ama suni bir dünya içine giriyorsanız, sonra o dünyadan çıkıp şu cümleyi kuruyorsanız, oh kurtuldum ya, kendimi de çok zorladım geriden. Ya işte viski konuşmak zorunda kaldım, az halbuki viski içmiyorum. Ya pro konuşmak zorunda, entelijans içerisinde pro içenler vardı. Ben de ister istemez pro kültürüyle bir iki bir şeyler okudum ve o jet sosyetenin içerisinde pro cümlesi kurmak zorunda kaldım ama pro içmiyorum. Bak, içeriden içeriye aslında bir şekilde hem kimlik oluşturuyoruz hem bir taraftan da kimlik bunalımına giriyoruz. Ayşeler yazlıkların bilmem neredeymiş, ben de o yazlığın etrafından bir yer almalıyım. Alamazsam hiyerarşik olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak zayıf dururum hali. Aslında bir taraftan da kültürü itekleyen, adına kültür demesek de olur, bizi itekleyen bir sosyal durum. Çevremiz bizi bir şekilde de aslında inşa ediyor. Veya bir kimlik biçiyor, bir yapı koyuyor. Bu yapı bizim üzerimize uyar mı, uymaz mı, bunun hiç farkında değiliz. Çünkü özgün canlılar değiliz. Tamam, özgün olabilmek için sosyale de ihtiyacımız var. Çatışmayalım, çelişmeyelim. Kuşkusuz çevremizin ortalamasıyız ama çevremizi seçmek konusunda biraz titiz davranmalıyız. Herkes dedikodu yapıyor. Çok geliştirici bir şey. Ben çok seviyorum. Dedikodu kısmından çok hakkında konuşmak kısmı çok daha değerli. Mesela içinde hak var. Yani aslında bağlandığı yerle de ilgili bir şeyler konuşuyorsun. İyi kadın, iyi adam yetmiyor. Bak böyle bir şey dedi. Böyle bir tespitte bulundu. Mesela benim hakkımda konuşulmasından çok hoşlanıyorum ben. Hakkımda konuş. Bu yere başa dönelim. O afişimizdeki Balkanlaşma tabirine dönelim. Babilleşme kavramına dönelim. Bu bir mitoloji. O mitolojiyi biraz anlatalım. Misal, masal olsun. Bu arada böyle gün ortasında da izleyen sayısı maşallah çok güzel. Evet hocam. Hep böyle yapalım Arzu Hanımcığım. Evet, yani 6 civarı da böyle canlı yayına katılmak, insanların katılması çünkü anlamında çok güzel. Herkes sizi dinlemek istiyor hocam. Her şekilde dinliyoruz. Yok, benimle ilgisi yok sizle ilgili. Canım olur mu öyle şey? Ben olur mu hocam? Konuşuyorum zaten sürekli. Evet, mitolojiye göre bir malum mitolojide Babil var ama bu bir söylence. Babil'de asma bahçeleri var. Bu bir söylence. Bu asma bahçeleri arkeolojik olarak bulundu mu, bulunmadı mı, var mıydı, yok muydu? Hatta cennetlere böyle eşleştirilen bir durum. Keza burada da bunu görüyoruz. Bir yabancılaşma bahçe yüzünden ya da cennet yüzünden, ki Havva ile Adem de aslında kendine ya da insana ya da oluşumuna yabancı olduğu için atılmıştır, kovulmuştur. Mitine de çok yakın bir mit, Babil miti. Babil asma bahçeleri, farklı katları var ve bu katlar birbiriyle iletişimin zor olduğu katlar. Her ne kadar insanlar bahçeye odaklı olsalar da, bahçe odaklı olunsa da, katlar arasında, çalışanlar arasında fark var. Bu fark ne? Ay, sinekler var. Yani iletişimsizlik farkı var. Fark doğuyor, öyle diyelim. Uzun yıllar süren bu Babil asma bahçeleri inşaatı sırasında, masal bu ya, hikaye bu ya, insanlar birbirlerinden hem Babil asma bahçesi inşa ediliyor hem asmalar, bahçeler, bitkiler inşa ediliyor anlamında söylüyorum. Bir inşa durumu var. Bunu lütfen metaforik algılayın, spekülatif algılayın. İnşa etmek aynı zamanda kişinin kendini inşa etme sürecinde lütfen empatiyle dinlerseniz, dışarıda bir şey yapılmıyor. Biz içeride kendimizi inşa ederken katmanlarımız arasında ilişki kopuyor. Bu söylencede de bize diyor ki, söz konusu inşa sırasında katlarına odaklanan insanlar iletişimsizleşiyorlar. Ve yine bu mitte dillerini unutuyorlar. Yani kendileriyle ve bir başkasıyla konuşma biçiminde sorunlar olmaya başlıyor deniliyor. Bu mitin güzel bir çıktısı var. Babil çorbası diyorlar buna. Ya da
Babilleşme. Kişi kendisiyle anlaşamıyor. Bir, kendisiyle anlaşma dilini unutuyor. İki, ve dışarıyla iletişim kuramıyor. Dışarıyla aslında iletişim kurduğumuzu zannediyoruz arkadaşlar. Yine yüksek empatiyle dinleyin lütfen. Ortalama bir insanın günde kaç kelimeyle cümle kurduğunu bir hesaplarsanız, hatta hesaplayamıyorsanız Google'a girin. Normal bir insanın, okuyan, yazan, izleyen, çarşıya giden, markete giden bir insanın, iş yerine giden bir insanın ortalama kaç kelime, kaç cümleyle konuştuğuyla ilgili bir soru sorun. Bakın ilginç bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu bana yeter diyebilirsiniz. Bu bana yetebilir, bu bana da yetebilir, size de yetebilir. Burada bir sorun yok. Biz sorun varsa'ya parmak basıyoruz. Sorun yoksa Murat İrfan'ı, Arzu Cengiz'i dinlemek zorunda değilsiniz. Ama küçük bir sorun varsa ve bu sorun ileride belki büyürse ya da etrafınızda görüyorsunuzdur belki o sorunu. Kendinizde sorun etmeyebilirsiniz ama çevrenizde sorun edenler varsa burada bir çorba var demektir. Bir iletişimsizlik var demektir. İletişim çok kelimelerle olmuyor arkadaşlar. Çok samimi söylüyorum. İnsan kendisine dürüst, kendisine samimi olabilmesi için duyguları adına vicdan diyoruz. Bunun da sanki beyinde olmadığı ile ilgili bir söylence var. Böyle kalpte de bu ara böyle bir beyin efekti almaya başladılar. Nörotik bir durum, nöral bir durum hissedilmeye başlandı. Bu ölçülebiliyor. Bir elektrik hareketi var. Ha, buna da biz kadimden bu yana kalp diyoruz, yürek diyoruz, vicdan diyoruz. Çok daha güzel. Sanki bu göğüs bölgesindeymiş gibi hissettiğimiz bir şey bu. Eğer vicdanlı değilsek bu da zaten kendi içimizde bir hesaplaşma içinde olmadığımızı gösteren, zatenmiş gibi yaşıyor oluşumuzla ilgili vur patlasın, çal oynasın, zaman geçsin, zaman öldürülsün. Çok duyuyorum bu kelimeyi, çok da üzülüyorum. Yakın çevremden duyuyorum. Zaman öldürelim diyorlar. Zaman geçmiyor diyorlar. Biraz dizi seyredelim, zaman geçsin diyorlar. Yani bu hazin durum aslında geçmeyen zaman, içeride hiçbir enformasyon olmayan zamanın, içeride hiçbir düşüncenin olmadığı fikrini, hiçbir geliştirici fikir olmadığı izlenimini veriyor bana. Bu da beni üzüyor. Evet, bu mitin söylencenin kökeninde anlaşmazlık var. İnsanlar bölünmüşler, parçalanmışlar, yeryüzüne dağılmışlar. Bu sokaktaki durum. İçeride de öyleyiz. Kendimize yabancıyız, parçalanmışız ve darmadağınız. Kuşkusuz bu metaforun farklı kültürlerde farklı versiyonları ve söylenceleri var. Mesela benim dikkatimi çeken bu Babil mitinden sonra İtalya kültüründe Gufia denilen bir mit var, efsane var. Bu efsanede Gufia adlı bir canavar var. Bu Gufia iki başlı canavar. Bu lütfen yine yüksek empatiyle dinleyin. Aslında birçok başımız var, kafamız var ve bir canavar gibi de yaşıyor olabiliriz. Canavarsınız demiyorum ama ben içimdeki canavarı mesela terbiye etmeye çalışıyorum. Hatta bana ejderha avcısı derler. Son zamanlarda ejderha da görünmüyor. Niye uyduruyorsun derseniz çok iyi avcıyım, hepsini avladım, göremiyorsunuz. Evet, kişi kendindeki canavarı terbiye etmeli arkadaşlar. Aksi takdirde bırt diye ortaya çıkabiliyor ve o çıkış çok tehlikeli olabilir. Bu Gufia hikayesi de tam da bunu anlatıyor. İçimizde bir canavar olduğunu metaforik olarak dışarıya çıkarmış bir ejderha şeklinde iki başlı canavar. Bu yaratığın adı bazen Goliat diye de geçiyor efsanelerde. Hani merak ederseniz bu Gufia efsanesine Goliat ne? Bu iki baş farklı iki dilde konuşuyor. Aralarında anlaşamıyorlar. Aynı bedene sahipler ama biri sağa gidelim diyor, biri sola gidelim diyor. Biri sevelim diyor, biri söverim diyor. Biri para kazanalım diyor, yok bir paraya ihtiyacımız yok diyor bu. Aynı zamanda bizim içimizdeki canavarın çatışması arkadaşlar. Bu iki farklı kafa, iki farklı dil aralarında anlaşamıyor. Zaman zaman tartışıyorlar. Anlaşamadığı günlerde ne oluyor biliyor musunuz? Gufia sinir krizi geçiriyor. Önüne gelen her şeyi yıkıp, devirip, parçalayıp ve canlıları da öldürüyor.
Bugün içinde bulunduğumuz durum tam da bu arkadaşlar. Biz kendimizle anlaşamayınca sinirli, stresli, kaba, saba, aba, yaba bir tipe dönüşüyoruz maalesef. Ve bunu da karşımızdaki yüzünden, o bu böyle dedi diye, şu böyle dedi diye, bunu telefonda engelleyebiliyoruz ama sosyalde engelleyemiyoruz. Sosyalde engelleyemeyince de uzaklaşıyoruz. Ben zaten insanları sevmiyorum. Ben zaten kalabalığı sevmiyorum. Başta ben İstanbul'u sevmiyorum. Bodrum'a taşınacağım. Bodrum'a gidiyorsunuz. İstanbul'un hepsi orada. Yok Bodrum'dan taşınacağım. İzmir'e gidiyorum diyorsunuz. İzmir'in tamamı Bodrum. Böyle bir hal var. Nereye gidecekseniz önceden söylüyorsunuz. Sizi sevenler, sizin gibi düşünenler de oraya gidiyor. Bundan 50 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce Bodrum'a gidelim balık tutarım hayali kuranlar. Burada İstanbul'dan kaçacağım diyenler şimdi yan yana balık tutuyorlar. Hepsi orada. Burada kaçtı arkadaşların hepsiydi orada. Ne demek istiyorum? Kendinizden kaçamazsınız arkadaşlar. Bunun Bodrum'u, Çeşme'si, İzmir'i, Amasya'sı, Afyon'u yok. Burada mesele bizim içerideki canavarla, içerideki kendimizle. Bazen ona şeytan diyoruz, içimizdeki şeytan diyoruz. Bazen canavar, ya en azından İtalyan kültürü böyle demiş. Bu iki kafayı, bence bundan ikiden daha fazla ama belirgin iki kafayı, yani bu bir çatışmayı gösterir. İki farklı dili, o duygu diliyle kelimeleri birbiriyle uydurmamız lazım. Yani konuşmalarımıza duygu katmamız lazım arkadaşlar. Salt konuşmayacağız. Dün öyle bir ortamdaydım. Salt konuşuluyor derken de biraz evvel söylediğim şey oydu. Konuşmuş olmak için konuşuluyor hali çok itici. Çok samimi söylüyorum. İnsan anlıyor. Geçmiyor. Duygu geçmiyor. Pro konuşuyorlar gibi. Eski konuşuyorlar. Çok entelijans ortamlara giriyor gördüğünüz üzere. Ha, çok güzel. Ah dedim ne güzel. Belki bir şey öğrendim. Hiçbir şey öğrendim. Hiçbir şey öğrendim. Gerçekten. Çünkü geçmedi bana. Ne anlattıklarını duyamadım. Duygu karşılığı yoktu. Bu biçimiyle lütfen her ne dinliyorsanız, iyi ya da kötü, her ne okuyorsanız, bazen şöyle şikayetler de alıyorum. Okuduğumu anlamıyorum. Hiç önemli değil ya. Kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Çok değerli. Okuduğunuzu anlamak zorunda değilsiniz. Alın o kitabı. O çok güzel bir tabir var. Kitap okumak tatile çıkmak gibidir diyor. Müthiş. Evet. Kendinizi tatile çıkarıverin. Anlamasanız da olur. O muazzam bir birliktelik. O muazzam bir buluşma. Onun için kitap okumak çok değerli. Kitabın içinde ne olduğunu bir önemi yok arkadaşlar. Bakın bu böyle deyince okuma alışkanlığınız artacak. Bana çok dua edeceksiniz. Ya Murat Hoca böyle dedi. Gittim kitap aldım. Texas Tombix alın hiç önemli değil ya. Çizgi roman alın. Bak böyle ona böyle daldığınızda kendinize dalacaksınız. Kendinize dalmak çok, çok değerli. Oh. Evet arkadaşlar. Hatta buyurun. Bu çift başlı ejderha hocam bizim dualitede olduğumuz ve dualiteden algıladığımızı da mı temsil ediyor? Öyle mi algılamalıyız? Kuşkusuz bir çatışma ortamı içerisindeyiz. Dualiteyle öğreniyoruz ama buna dirayet gösterirse kendimizle çatışıyoruz. Yani dışa dönük olmak, dışarıdan alıyor olmak, bilginin dışarıdan geldiğini bilmek. Dışarıdakini içeriye alırken çatışacağız. Çok doğal. Buna dualite diyoruz, karşılaştırma diyoruz, geometri diyoruz. Uzam diyoruz, ritim diyoruz, zaman diyoruz, bilinç diyoruz, zihin diyoruz. Bunların hepsi bu dünyaya ait şeyler. Ama eğer anlaşamıyorsak, yani bu dualiteyi kendi içinde anlaştıramıyorsak strese giriyoruz. Kendi içimizde kavga ediyoruz ve bu kavgayı dışarıya çıkarıyoruz. Dışarıya çıkarmak için de çok kolay enstrümanlar kullanıyoruz. Ben bu adamı sevmedim, ben bu kadını sevmedim, ben ona bağırırım, ben ona çağırırım, gitmiyorsa gönderirim. Geliyorsa gelme derim gibi şekillere de dönüşüyor. Bu da agresif profiller. Buna da biz kimlik diyoruz. Ben böyleyim. İşine gelirse hali. Yok öyle bir dünya. İşine gelirse hali insanı yalnızlaştırır. Yalnız insan tehlikelidir. Bakın, yalnızla kastettiğim kalabalıkta tek başına değil, kalabalıkta yalnız olmak çok tehlikeli. Mış gibi yapıyor. Yani kendi başına dağda yaşarsın. Orada bir problem yok. Kime ne? Ama kalabalık da yalnızsan bu çok tehlikeli. Mış gibi yapıyorsun demektir. Katlanıyorsun onlara demektir ve o seni çok yıpratır. Ya samimi bir ortam bulacaksın, dost, arkadaş bulacaksın. Ama mütemadi herkesi suçluyorsan arkadaşın da olur. Bak. Bakın bir çevrenize. Kaç tane arkadaşınız, dostunuz var?
Kaç kişi sizi seviyor? Çok önemli. Siz kaç kişiyi seviyorsunuz? Kaç tane dostunuz var? Bir hayal kırıklığı olacak eminim. Ya benim arkadaşım yokmuş ya. Murat Hoca bunu böyle dedi. İlk defa bunu masaya yatırdım. Aslında bir sürü arkadaşım var ama hani ben gibi olan, ben gibi sevdiğim, her şeyimi paylaştığım ama her şeyi paylaşırsam da suistimal edilir. Yok paylaşmayayım, aman başıma iş olur. Samimi olursak çok girer çıkar. Her şeye karışır. Olmaz. Ben dengeliyim ama ya o dengesizse haliyle biz akıllılığımızla, kendimizi akıllı sayışımızla da kuşkusuz kendimizi bu dünyaya hapsediyoruz ya da yalnızlaşıyoruz. Anadolu'da da benzer mitler var. Anadolu insanının çok kültürlülüğü, yani Türkçe, Arapça, Farsça, Ermenice, Kürtçe gibi dillerin çok bulunuyor olması hali. Aşık Paşa Garipnamesi'nde çok güzel, yani 13. 14. yüzyıllarda yazılmış bir çizgi yazı. Orada bu söz konusu Arap, Türk, Fars, Ermeni, Kürt kavga ediyorlar. Kendi işlerinde kavga var. Bir ortada para var, onunla bir şey almak istiyorlar. Bu hararetli tartışma. Akçe hikayesi diye geçiyor. Akçe hikayesi çok dikkat çekici. Hepimiz şu an ciddi anlamda bir akçe dünyası içindeyiz. Bu biçimiyle bu akçeyle bir şey almak istiyorlar. Bir türlü anlaşamıyorlar. Kavgaya tutuşuyorlar. Kavga para kavgası. Bu parayı ne yapacağız? Nasıl değerlendireceğiz? Empati yapın. Kavgalarımızın da çoğu parayla ilgilidir. Ha bak, nesneyle ilgilidir. Bugün niye gelmedin, niye geciktin değil, bugün niye para vermedin, niye azdı gibi kavgalarla başlar. O sırada bu kavganın ortasına çok dil bilen bir alim ulema gelir. Dil bilmek alim ulemalıkla eşittir. Bu arada Fatih Sultan Mehmed'in 7 dil biliyor olması, onu alelade bir padişah, onu alelade bir fethi, alelade bir imparatorluğun başkanı haline getirmez. Ne demek istiyorum? Başka diller bilmek aynı zamanda başka insanları anlayabilmek demektir. Başka kültürleri. Ya bırakın başka kültürleri, biz kendi kültürümüzü anlayamıyoruz. Çünkü biz dil bilmiyoruz. Bizim dil sorunumuz var. Dilin duygu karşılığı yok. Dili özümseyemiyoruz. Söylediklerimizin zihnimizde, kalbimizde karşılığı yok. Geçmiyor. Bu çok dil bilen alim ulema diyoruz. Çok dil bilmek. Metaforik olarak da insanları anlayabilmek diyebileceğimiz bir yerdeki pozisyon kavgaya son veriyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya hepiniz aslında aynı şeyi söylüyorsunuz da, yani aslında hepiniz üzüm almak istiyorsunuz da dilleriniz aynı olmadığı için anlaşamıyorsunuz. Ha, buradan şuraya gelmek istiyorum. Aslında dinleyen dinlemeyen herkesin amacı tek. Hepimiz olgunlaşmak istiyoruz. Hepimiz bir kimlik sahibi olmak istiyoruz. Hepimiz onaylanmak istiyoruz. Hepimiz aydınlanmak istiyoruz ama bir sürü yol var önümüzde. Ne yapacağız? Ortak dil bileni bulacağız. Ahmet böyle yapalım diyor. Ayşe böyle yapalım diyor. Fatma gelin burada ışık var diyor. Öbür tarafta Samet diyor ki buradaki ışık daha kuvvetli diyor. Öbür tarafta diyor ki bak bu ekolle gidersen daha hızlı gidersin. Öbürü diyor ki hoplayalım, zıplayalım, bypass yapalım, hepsinin önüne geçelim. Haliyle ortak dille ilgili de sorunumuz başladı. Baş gösterdi. Halbuki hepimiz üzüm yemek istiyoruz. Ama manzaraya baktığımızda hep bağcı dövüyoruz. Bunlar Yahudi, bunlar Müslüman, bunlar ezoterik, ya bunlar batini. Yok yok bunlar spiritüalist, yok bunlar okült, bunlar satanist haliyle de mütemadiyen aslında aynı şeyi istememize rağmen o üzümü dalında çürütüyoruz. Hazin. Evet, kendimizle anlaşabildiğimizde başkalarıyla da anlaşabiliriz umudundayım. Bu Balkanlaşma hemen her konuda fikir sahibi olan insanlar için de kullanılan bir tabir. Aslında iletişimi yoktur. Her yerden bir şey duymuştur. Son zamanlarda bu çok var arkadaşlar. Çok üzülerek görüyorum. Bana bir soru soruyor mesela. Sorunun cevabını biliyor. O soruyu daha evvelden bir başkasına sormuş. Ama o inancına, o sorunun yanıtına ona yarıyor. Diyor ki işte neyse demeyeyim, detaya girmeyeyim. Üzerinize alınırsınız. Üzerinize alınmayın. Diyor ki böyle böyle bir şey var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şey yok ki ben o konuda bir şey düşünüyorum. Herkes böyle böyle bir şey var halini onaylatmaya çalışıyor. Bu kaos, karmaşa halinde dil birliğine de zarar veriyor.
İlla bir dil birliğine ihtiyacımız var mı? Yok. Ama kendi içimizdeki dil birliğini sağlamalıyız. Aksi takdirde kimlik bunalımına giriyoruz arkadaşlar. Kişi kendini bilmekle yükümlü. Kendini bir doğrultuya, bir yola, bir kutba, bir istikamete, yani gideceği yere, bulunduğu yeri bilerek, gideceği yerde basamakları, aşamaları bilerek, bununla ilgili de bir yardıma ihtiyacımız var. Murat Hoca, böyle rahat konuşuyorsun, atıyorsun ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Herkes bir yöne çekiyor. Doğuda olanlar doğuya, batıda olanlar batıya, güneyde olanlar güneye, çekiştiriyor beni. Ben ne yapacağım derseniz, evet. Bu fikir piyasasında ister istemez bir arz talep durumu var. Ne demek istiyorum? Bugün beni dinlersiniz, yarın Ahmet'i dinlersiniz, öbür gün Mehmet'i dinlersiniz ama dinleyin ki aradaki farkları, size yakın olanları, bazen bazı profiller Murat İrfan'dan hoşlanmazlar. Bazen bazı profiller Murat İrfan'dan hoşlanırlar. Bu ne demek? Size yakın buluyorsanız beni takip edin. Bana yakın bulmuyorsanız Ayşe'yi takip edin. Ama takip edin. Bunlar ne diyor? Ha, hiçbirini mi yakın bulmuyorsanız? Hepsini takip edin. Bu sizi yorar mı? Kusura bakmayın. Yorulmadan kimlik sahibi, zihin sahibi, aydınlık sahibi olamıyoruz. Fikir piyasası. Bu fikir piyasası inanılmaz iş yapıyor. Maddi manevi. Bazen hakikaten yücelten durumlar oluyor. Bazen yere çeken durumlar oluyor. Bu 2000'lerin başında başladı. Ben yaşım itibariyle bu jenerasyonu çok iyi biliyorum. 80'li yıllarda başlayan, 2000'lerde pik yapan, son pandemiyle beraber de inanılmaz bir piyasaya dönüşen, yani son 5 yıl öyle diyelim, enformasyon dünyası içindeyiz. Enformasyon kötü mü? Seçemiyorsak kötü arkadaşlar. Seçemiyorsak kötü. Çünkü fazla olduğunda bir hesaplaşma başlıyor. Bu piyasa, bu enformasyon piyasası, bu popülasyon öyle diyelim, bizi fazla olanın içinde hesaplaşmaya götürüyor. Daha fazla hesaplaşıyoruz. Daha fazla çatışıyoruz. Bu hani geliştiricidir Murat İrfan, biraz evvel öyle dedin. Hayır. Geliştirici ama eğer yolun, istikametin yoksa bu korkunç bir çatışmaya götürüyor. Çünkü geçersiz hissediyor, itibar görmüyor, fikirler ortaya saçılmış, paradoks çoğalıyor ve içinde çaresizlik, ne yapacağını bilmeyen, en sonunda şuraya dönüyor. Ya bu boş boş muhabbetlerden kurtulayım, ben şu adamı, bu kadını, bu YouTube'u engelleyeyim, bu Instagram'a bakmayayım. Hatta sosyal medyadan vazgeçen insanlar var. Suçu sosyal medyaya atıyor. Aman ben diyor, bunlar mesela, beni zaten çok meşgul ediyor diyor mesela. Bu sigara içen ve alkol kullananlarla eşdeğer bir şey haline dönüşüyor. Bağımlılık yaptı bana. Niye? Niye? Çünkü senin fikirlerini, senin itibar göreceğin alanı, senin geçerli olan alanını zedeliyor. Öyle bir hisse kapılıyor. Ve yeni fikirlere açık olmadığı için de bir sağırlığa ihtiyacı var. O sağırlığı, o bağışıklık halini yönetemiyor, kapatayım diyor. Kapattığında, duymadığında, yani iletişimin içinde olmadığında duymuyorum hissine kapılıyor ve o aslında onu rahatlatıyor. Oysa ki ciddi bir duyarsızlık içine giriyor. Sürekli kendimizden kaçıyoruz arkadaşlar. Çok üzgün. Bu iletişim metaforu bir hastalık haline dönüyor. Ve narkosis denilen, kişinin kendine hapsolması dediğimiz bir yere doğru gidiyor. Kişi sadece kendine benzer insanları kendinde topluyor. E diyeceksiniz ki hocam, yani insan kendine benzerle tabii ki yaşamalı. Kuşkusuz. Ama kendimizin ne olduğunu bilmiyoruz ki, çok özür dilerim. Kendimizin ne olduğunu bilmediğimiz bir durumda kendimize benzer insanları nasıl bulacağız? O zaman önce kimliği inşa etmemiz gerekiyor. Kimliğinizi inşa ettiğinizde, yani kendinizi tarif etmeniz gerekiyor. Ben şöyle bir, bu konuda da katı olmayın. Ben şöyle bir adamım, böyle bir kadınım, buraya doğru evrilebilirim. Böyle müsaitliklerim var. Bunların hepsini bilmek durumundayım. Bunlarla ilgili bir yorum yapmasam dahi eser miktarda bir fikir sahibi olmalıyım. Bu bir süre sonra bizi kibirli hale getirir mi? Maalesef, eğer yönetemiyorsak iş buraya doğru da gidiyor. Bu bilişsel dünya bizi gerçek dünyadan koparıyor. Bu konuda tutum, fikir, bilgi, haber kirliliği içindeyiz. İnanç kirliliği içerisindeyiz.
Ve bu durum bize rehberlik etmekten çok bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Şu cümleyi çok duymuşsunuz. Ya her yerden bir şey duyuyoruz. Ne doğru? Herkes evet. bir şey söylüyor. Hangisi doğru? Kimin peşine gidelim? Neyi ne zaman nasıl anlayalım? Bu tuhaf durumdan kurtulamıyoruz. Haliyle de insanlardan uzaklaşıyoruz. İletişimden uzaklaşıyoruz. Televizyondan ve medyadan uzaklaşıyoruz. Ne yapacağız? Bize bir çözüm üret Murat İrfan. Bu saate kadar konuştun. Tamam bunları biliyoruz ama ne yapacağız? Şunu söyleyebilirim. Genelde davranış bilimleri bize diyor ki yol bulmaya çalışmayın. Yol gözünüzün önündedir. Bu gözümüzün önünde olma hali aslında Derviş Ağa'nın da akışa bırak dediği yere mi geliyor bilmiyorum. İçinde bulunduğumuz durumu kanıksayın. Bu durumdan çıkmaya çalışmayın. Durumu anlayın. Bu birinci basamak. Bence çok değerli. İçinde bulunduğunuz durumu anlamaya çalışırsanız, içinde bulunduğunuz durumu fark ederseniz, bir başka yola, bir başka duruma, içinden çıkılmaz bir hal almaz bir yere gelebilirsiniz. Önce diyor, içinde bulunduğumuz durumu bir tahlil edin. Neye göre tahlil edeceğiz? İçinde bulunduğumuz duruma göre. Bir başka duruma göre değil. Yine çekilmez olur. Yine zor olur. Ahmetler 8. katta yaşıyor, biz 2. katta yaşıyoruz. Mehmetler güneşli bir ortamdalar, biz hep yağmurdayız. Şeklinden kurtulmamız lazım. İçinde bulunduğun durumu bir tespit et diyor. Bu içinde bulunduğun durum aslında senin yolundur. Bu bizi ya da bize en önemli ipucu arkadaşlar. Oysa ki biz içinde bulunduğumuz durumu yönetemediğimiz için, içinde bulunduğumuz durumu bir güçlük olarak adlettiğimiz için patinaj yapıyoruz. Bir kere bunun üzerine bir tefekkür edin arkadaşlar. Birkaç gün bundan sonraki oturuma kadar sevgili Arzu Hanım beni rahat bırakmayacak gene hadi diyecek. Evet. Bir sonra bir sonrakine evet. kadar bir sonrakine kadar durumu tefekkür ederim arkadaşlar. Diyeceksiniz ki, diyeceğim ki içinde bulunduğunuz durumu yönetin. Bu önemli bir ipucu. İçinde ne var? İçinde bulunduğum durum güç. İçinde bulunduğum durum sorun. İçinde bulunduğum durum çıkılmazsa demek ki içinde bulunduğun durumun dışında senin aklın. Bunu unutmayın. O aklınızı içinde bulunduğunuz duruma getirin bak önce. Önce bir içinde bulunduğumuz durumu analiz edin. Çünkü önümüzdeki yol, içinde bulunduğumuz durum genelde bize ipucunu veren şey. Bu içinde bulunduğumuz durumu doğrusal bir hat, yani doğrusal durum nedir? Aklın apaçık kendisiyle buluştuğu yer şeklinde metaforize edebiliriz. Kendi bulunduğumuz durumu analiz ederek başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki kendi bulunduğum durum çok vahimmiş diyebilirsiniz. Bu oturum sonucunda bulunduğunuz durumla ilgili hiçbir ipucu bulamayabilirsiniz. Bu çok iyi. Bu çok iyi bir şey. En azından bunu fark etmiş olacaksınız. Çünkü biz genelde içinde bulunduğumuz durumu değil, daha önceki durumumuzu veya olası durumumuza takılarak içinde bulunduğumuz durumu mahvediyoruz. Bunu akıl olarak başarmamız lazım. Çünkü yol sizin içinde bulunduğunuz durumda saklı. Bu aynı zamanda toplumun da temel dokusu, temel yapı taşı. Yani içinde bulunduğun toplum, mahalle sana da ipucu veriyor. Kuşkusuz belki bundan çıkmak isteyebilirsin. Bu çok sana metaforik gelebilir. Bu sana çok ızdırap verebilir. Bu gelişimin de çok gelişimde de çok önemli bir rolü vardır. Yani ben içinde bulunduğum aileyi yatsıyarak geliştim. Sen içinde bulunduğun durumu yatsıyarak geliştin. Bu da çok önemli ama içinde bulunduğun durumu kanıksayarak içinden çıkmak çok değerli. Bir başka yerde görme hali çok azim. Bununla ilgili davranış bilimcileri kişiliği, kimliği ikiye bölmüşler. Bununla ilgili küçük böyle bir yarım saat kadar zamanımız yettiğince o iki kavramı anlatayım sonra toparlayalım. İki kimlikten, iki unsurdan bir üçüncü de var. Bu iki kimliği, iki unsuru, iki metaforik karşılaştırmayı yapalım. Bunlardan hangisi sizsiniz ona karar verin. Sonra o
hangisi olan üzerinden durumu değerlendirin. Yani içinde bulunduğunuz durumu kendinizi fark ederek değerlendirin. Kendinizi fark etmenin iki metaforik yolunu vermişler. Birisi tilki tavrı diyor. Birisi de tilki tavrı. Çok güzel bu iki metaforu. Tilki misiniz, tilki misiniz? Bir üçüncüsü de bunların ikisinin bir arada olduğu. Bir ara tilkiydim, kirpiye döndüm. Bir ara kirpiydim, tilkiye dönüştüm şeklinde de olabilir. Haliyle bu iki metaforu lütfen hayatınızın neresinde ona bir analiz edin. Yani en azından zihin ve kimlik boyutuyla analiz ederseniz çevre boyutuyla da kavrayabilirsiniz. Ya ben kirpilerin arasında tilkiymişim. Tabii ki zor olur. Ya da ben kirpilerin arasında tilkiymişim. Ya da tilkilerin arasında kirpiymişim. Tabii ki zor olur. Bu biçimiyle önce durumumuzu analiz edelim. Durumumuzu anlayalım ki çevremizi de ona göre seçelim ya da dizayn edelim. Evet, tilki malum haliniz belirli bir sorunu. Sorun varsa sorunu. Sorun yoksa sorun yaratıp onu incelemeye başlayan bir tavır. Böyle bir astroloji gibi bakıyoruz olaya ama iki model insandan bahsediyoruz. Genel anlamda davranış bilimciler kategorik olarak, tabii ki onların permütasyonları, iç kimlikleri var. Ama ben genel olarak tilki misiniz, kirpi misiniz? Bir kere buna karar verin. Sonra içindeki bulunduğunuz durumu analiz edin. Sonra yavaş yavaş kimliğinizi oluşturursunuz. Kimlik oluşunca da o bunalıma girmez. O bunalıma girmeyince de o kimliğiniz kabul görür. Kabul gören kimlik uyumlu bir kimliktir. Sen de haklı olabilirsin. Sen de doğru diyebilirsin. Ama bak bir de buna bak. Bir de şunu oku. Bak bir de bu böyle demiş. Buna ne dersin? Bak bunda çok katı davranma. Burada biraz dur. Burada çok ısrarcısın. Seni anlıyorum ama bak böyle de bir şey diyen var. Böyle de bir şey var diyebilmen için de böyle de bir şey diyeni dinlemen. Onu da anlaman lazım. Evet, bu tilki tavrı sorunu inceleyen, sorun varsa bakan, sorun yoksa sorun yaratan, adım adım kavrayan, betimleyen, ona özen gösteren, sosyal alanın tüm platformlarında, pistlerinde öyle diyelim, her şekilde kendisini ve kendisi gibileri yoklayan, anlamaya çalışan, çelişik ve düzensiz kavramları, bakın, çelişen ve düzensiz olanları, keza kendisi de öyle olabilir, bunu da söylüyorum, birbirine kombine eden, biraz Murat İrfan dinleyeyim, biraz Ahmet dinleyeyim, biraz Mehmet dinleyeyim, biraz Kur'an okuyayım, biraz Tevrat okuyayım, biraz bunu da bileyim, bunu da bileyim, bunu da bileyim, bunu da bileyim. Sorun varsa sorunu çözeyim, sorun yoksa sorun yaratayım, çelişeyim, çatışayım, bu düzensizliğe düzen getireyim, tilki hızlı, çevik, aktif, oraya koşan, kombine etmeye çalışan ve bunda ustalık gerektiren bir yere de götüren. Bak tilki aynı zamanda uzman bir canlı. Alanında uzman. Söz konusu bu sosyal pistleri, alanları, basamakları birbiriyle de ilişkilendirebilen ve ilginç, bu yönüyle de manipüle edebilen araştırmacı bir tavrı var. Ha, tilki böyle. Şimdi kirpiye gelelim. Kirpi belli bir paradigmayı benimsemiş, sınırlarını çizmiş, sonucundan emin, gerektiği zaman top haline dönüşebilen, kendine kapanabilen, dikenlerini dışarıya doğru veren, kendi görüşünü savunan, varlığına tehdit olduğunda, varlığı eleştirildiğinde, görüş ve eleştirilere karşı pozisyon koyan, kendi dünyası, kendi dalı, kendi uzmanlığı çerçevesinde gören, sessiz, sakin, bak tilki gibi değil, bağırarak açıklama ihtiyacı duymayan, bu arada ben çok bağırıyorum fark ettim. Var olan otoriteyi de kabul eden, teorileri de bilen, sistemleri de bilen, çalışan, araştıran ve bir yere varmış. Bir yere varmış olması aynı zamanda kapanmış anlamına da geliyor. Kendini de korumak zorunda. Şimdi hem tilki hem kirpi gibi hissedenler olabilir. Yok kirpi iyiymiş diyenler olabilir. Yok ben tilki gibiymişim diyen olabilir. Veya ben aslında tilkiydim, kirpiye dönüştüm. Kirpiydim, tilki şeklinde dönüştüm. Tilkiydim, kirpiye dönüştüm hali de olabilir. Bu üçüncü hali. Mesela sosyal yaşamımızda bize etki eden nedenler
ister sosyal, ister ekonomik, ister psikolojik, ister politik. Bunlar bizi etki eden şey. Bunlar bize bir anlayış getiren, bize bu konuda bir hüküm vermemizi sağlayan, bu konuda cümle kurmamızı sağlayan unsurlar. Biz hiç okumasak, hiç bakmasak, görmesek bile içinde bulunduğumuz sosyal, içinde bulunduğumuz ekonomik durum, içinde bulunduğumuz sosyal psikoloji, keza psikoloji, çevremizdeki psikolojik durumlar ve bunun sosyal etkileri veya sosyalden gelen etkiler bizi geliştiriyor ya da bizi uyarıyor ya da bizi manipüle ediyor. Ve buna bir de politik nedenler. Politik nedenler de çok büyük bir yer kaplıyor. Siz politikadan direkt etkilenmeseniz dahi politik yaşam için bir neden. Ve bu biçimlerle besleniyor. Bu biçimlerle tavır geliştiriyor. Eğer sosyal olgular, ekonomik durum, psikolojik durum, politik durum bizim içimizde cereyan ediyorsa, bununla ilgili bir eylem geliştiremiyorsak, buna maruz kalıyorsak, kirpi tavrıyla karşı karşıyayız. Bunu kanıksıyoruz ve genelde de bu kirpilerden çok görürüz. Şöyle diyoruz. Ne yapacağız bu ekonomik durumu? Ne yapacağız bu gençliğin halini? Ne yapacağız herkesin psikolojisi bozuldu? Ne yapacağız bu liderleri değiştirmemiz lazım bu politika ne hale geliyor? Ne oldu bu çocuklar çürüdü bu eğitim bitti halde diyor. Bu bir kirpi davranış. Bu eylem geliştirmez. Kirpi gibi değil. Oradan oraya oradan oraya. Gerektiği zaman da kapanır. Bu bile üstüne çıktığı bazı zaman bir psikolojik, bir politik, bir ekonomik baskı yarattığında da kısa. Kötü bir şey değil. %99 böyle. Ha yok sana söylemiyorum ya, bana söylemiyor, arkadaşıma söylüyor gibi algılamayın. Hepimizde bir kirpi var. Bu da aynı zamanda bizim kişiliğimizi de oluşturan bir durum. Reaktif olun, reaksiyonel olun anlamında söylemiyor. Tespit edin anlamında. Ne demek istiyorum? Bu pratiği, yani keşif pratiğini, bunu pratize edin anlamında, hayata uygulayın anlamında söylüyorum. Gerçekliğinizi tanımlayın arkadaşlar. Yani hayata bakış açınızı tanımlayın. Tilki de olabilirsiniz, kirpi de olabilirsiniz. Ya da tilki gibi başlamak, kirpi gibi bitirmek isteyebilirsiniz. Bu incelenen olay, bu söz konusu kirpi ve tilki metaforu, bir paradigmaya sığmayacak kadar karışık. Hatta bunu bir yarım saat içerisinde konuşamayacak kadar da geniş bir araştırma modeli. Ama şunu vurgulamak istiyorum. Bir modele sizi hapsetmek istemiyorum. Ama gerçek şu ki bazen tilki, bazen kirpi olmak durumundayız. Bu bizim kimlik sorunumuzu büyütür mü? Azaltır mı? Çoğaltır mı? Bizi marjinal hale getirir mi? Bizi bir azınlık haline getirir mi? Çeşitli tür ve topluluklarda, birey ve gruplarda, toplumun seçkin ya da aşağı sınıflarında nerede dururuz? Bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Ama söz konusu kimliğimizi inşa etmeye başladığımızda çevremizin de değiştiğini göreceksiniz. Lütfen kimliği inşa ederken katı olma. Ha bu arada ben kimliğimi inşa etmiş, ettim diyenler olabilir. Onlara karışmıyoruz. Konumuz onlarla ilgili değil. Kimliğini inşa etmemiş ya da kimliğini değiştirmek isteyenlerden bahsediyor. Bir diplomadan da bahsetmiyorum. Bir yaştan da bahsetmiyorum. Bir onaydan da bahsetmiyorum. Sosyal olarak çok onaylanmış bir bireyin kimlik sorunu olabilir. Buna böyle de bakabiliriz. Hatta sosyali bırakın, sosyal onayı bırakın. Liderlik yapan profillerde. Yani dernek başkanları, politik, siyasi kurumların başkanları, okulların başkanları, kitap sahipleri, dergah sahipleri, dernek sahipleri de kimlik problemi yaşıyor olabilir. Kimlik bir problemdir, problematiktir. Onu inşa etmek zorundayız. Bunun için herhangi bir zaman kısıtlamamız da yok. Ömür zaten bu amaçla bize verilmiş. Sanki böyle bir efekt var. Kadim metinler kendinizi inşa edin deyip duruyor. Kendimizi nasıl inşa edeceğiz bilmiyoruz. Evet, bu ülkenin bir ferdi olarak genel anlamda ilgilendiğim sorunlar bunlar. Yani bu saate kadar yaşadığım kesitte farklı dünyalarda iki dünya arasında kalmış, iki diyar arasında kalmış çok kişilikle karşılaştım. Bu belirsizlik kısmı kuşkusuz ben de yaşadım. Ama bu belirsizlik kısmı insanı çok yorar.
İnsanı yorduğunda yorgun insan etrafını yorar. Aynı o iki başlı ejderha gibi. Kendisiyle çatışmaya başladığında etrafıyla da çatışmaya, dövüşmeye başlar. Bir sürü araştırma, inceleme konuyu ülke ve toplum boyutuna taşımış. Ama beni tanıyanlar bilirler. Ben toplum, ülke, sınır tanıyan biriyim ama konunun bir artı birden geçtiğini bilen biriyim. Topluma inanmam. Ben bireye inanırım. Bireyler toplumu var eden şeyler. Toplumda arzu vardır, murat vardır ve bunların isimleri vardır. Biz bir geri topluluk değiliz. Biz bir topluluk değil. Biz bir toplum değiliz. Haliyle mütemadiyen isteklerimiz dışarıdan birileri yapacakmış gibi de bekleme halindeyiz. Bundan acilen kurtulmalıyız. Toplum bireylerle oluşur. Bireyleri olmayan toplum, topluluk olur. Bakın, toplulukla toplum arasında çok büyük fark var. Demek istemiyorum, anladınız. Toplumla topluluk arasında çok fark var. Bunları birbiriyle ilişkilendirmek, değerlendirmek zorundayız. Son yıllarda toplumumuzu ve dünyayı saran olağanüstü bir toplum değil, topluluk olma hali var. Bir şeye ait olma hali var. Kimliksiz olan insanlar bir şeye ait olurlar. Cemiyete girerler, takıma girerler. Bunlar kötü bir şey değil, kuşkusuz. Bizi rahatlatacak durumlardır ama kimliğini orada bulmaya çalışan, siyasette bulmaya çalışan, futbolda bulmaya çalışan hallere son zamanlarda çok görmeye başladı. Bu bizi topluluk olmaya götüren, toplumdan uzaklaştıran, yani bireyin olmadığı geruhlar haline dönüştüren bir kavradır. Acilen kimlik oluşturmalı. Kimlik, kendine benzer kimliklerle bir arada durur ve toplum oluşturur falan diye düşünmeyin lütfen. Bilakis kendine benzemeyen insanlarla bir arada durabilmek toplumun yegane birincil unsuru. Kendine benzer hal geruhtur. Kendine benzemeyen insanlar bir arada durduğunda toplum oluşur. Ülke oluşur. Ülkü oluşur. Ulus oluşur. Biz bu konuda enteresan bir haldeyiz. Aslında toplum olarak tam bir aydınlanma eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Çok da yakınız. Hiç de karamsar bakmıyorum. Çok samimi söylüyorum. Evet, bir ahlaksızlık hali çok yaygın. Vurdum duymazlık hali çok yaygın. O yaptı, ben de yaparım hali çok yaygın. Onlar yapıyor, ben niye yapayım? Enayi miyim, saf mıyım, bön müyüm hali çok yaygın. Bunun bir illüzyon olduğunu lütfen unutmayın. Ve bu illüzyon bizi kandırmak için, bizi aslında gerçek dünyadan uzaklaştırmak için yapılmış bir illüzyon. Hepimiz birer illüzyona dönüştük. Hepimiz birer sihirbaza dönüştük. Hepimiz aslında inanmadığımız cümleleri kullanıyoruz. Bak, inanmadığımız şeyleri söylüyoruz. Rating uğruna yapıyoruz. YouTube'larda çok izlenir olmak için yapıyoruz. Çok müşterim olsun, çok sevsinler, alkışlasınlar, öpsünler, sevsinler haliyle yapıyoruz. Kuşkusuz var olmak için, kişiliği oluşturmak için bunlara ihtiyaç var ama bu bizi kendimize de uzaklaştıran çok önemli, çok büyük bir problem. Bu bir illüzyon. Zaten bize demişler bir illüzyon dünyasındayız diye. Ne dedikleri aslında içine girdiğimizde ne dediğinin daha iyi anlaşılabilmesi için dolayımsız, aracısız bir kişilik oluşturmak zorunda. Evet, bu sancılı. Bu ağrı verici, bu zor. Zoru seçmiyor. Onun için de bir yere ait olmak, bir yere tabi olmaktan mutlu. Evet, bir anlayış geliştirmek zorundayız. Bu anlayış için çok okumalıyız, çok görmeliyiz, çok izlemeliyiz. Birey olarak var olmalıyız. Birey olarak var olmak kendine alan açmak demektir. Kendine alan açan insanlarla çok daha rahat anlaşabilirsiniz. Birbirine benzeyen insanlar değil, birbirini anlayan, birbirine tahammül gösteren insanlarla toplum oluşur artık. Yoksa sürü oluruz. Bu kelimeyi söylemek istemiyordum ama söylettiniz bana. Sürü oluruz artık. Bir tarzınız olmalı, bir anlayışınız olmalı. Hayatı hissetmelisiniz. Gusto diyoruz buna. Rafine. Hayatı rafine görmek.
zinde olmak. Akıllı olmaktan bahsetmiyorum. Uyanık olmaktan var. Cinlik anlamında uyanık değil. Zinde olmak. Ne oluyor ne bitiyor görmek. Onun için de heyecanlı olmalıyız, meraklı olmalıyız, okumalıyız. Bir uğraş edinmeliyiz. Hobilerimiz olmalı, yazmalıyız. Yaptığımız şeyleri paylaşmalıyız. Paylaşılan şeylere tahammül göstermeliyiz. Size paylaşıldığında, siz de birine paylaştığınızda ona dikkat etmeliyiz, o sürelere dikkat etmeliyiz. Çok konuşmamalıyız mesela. Çok konuşmak, çok onay istemek haline dönüşür. Beni sev, beni sev, beni gör, gör, bak bak benim elimi gör, yazdığımı gör, saçımı gör, yüzümü gör, her şeyimi gör haline dönüşür. Kuşkusuz anlamak, hayata anlam katmak, dış dünyada olup biteni anlam vermek, içeride biçimlendirmek, onu örgün hale getirmek, onu örgütleyebilmek kuşkusuz. Bu anlam. Ama anlam arayışını dışarıda aramak, bak dışarıdakini içeride anlamlı hale getirebilirsin. Ama dışarıda anlamlı hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu da bizi bizatihi kendimize yabancılar. Kurduğumuz ilişkilerde de öyle. Hep kendimizi görmek istiyoruz. Ya bırak adamı gör. Adamı, kadını gör, bir gör, müsaade et, kendini ifade et. Yok onu gör. Beğenmiyoruz. Neyi beğenmiyoruz? Çünkü kendinizde beğenmediğiniz ya da kendinizde sevdiğiniz şeyi de karşıda görmek istiyoruz. Israr ediyoruz onu. Israr etme. Bak sana yeşil yakışmamış. Ya yeşili bırak, bir yeşil anlatsın. Çünkü kendi yeşili sevmiyor ya. Sevmediği bir şeyi de görmek istemiyor. Bu aslında bu özet itibariyle bu illüzyon dünyası bizim kendimize olan rafineliğimizi, saydamlığımızı, şeffaflığımızı yitirmemize neden. Dünya bizim inşa ettiğimiz, dışarıda gördüğümüz dünya, içeride inşa ettiğimiz dünyayla örtüşmüyor. Bu örtüşmeme hali görmemeyi, öğrenmemeyi, es geçmeyi, sevmemeyi, saymamayı getiriyor arkadaşlar. Dışarıdaki dünyayla içerideki dünya eşleşmezse agresif oluyor. Algılayamıyoruz. Algılamadığımızda etrafımız ve biz olmaya başlıyor. Etrafımız bize baskı yapan, bizi anlamayan, dolayısıyla bizi sevmeyen, bizi onaylamayan bir şeymiş gibi olmaya başlıyor. Kuşkusuz ergenlik döneminde bu böyle. Ama hayatımızı ergen gibi yaşıyoruz ya. Yapmayın yani. 21 yaşına kadar bunu halledeceksin. Tabii ki anneni babanı yereceksin. Çevreni yereceksin. Yeni bir kişilik oluşturacaksın. 55 oluyor, 60 oluyor, 70 oluyor. Hala yok. Hala yok. Hala kişilik oturmuyor. Yani kendimize kim olduğumuz diplomayla mı bize verilmeli? Sen mimarsın, sen doktorsun, sen işçisin, sen emekçisin mi dememiz lazım? Kişi bunu öncesinde kendinde görmeli. Bu soruları sormalı. Mevcut repertuar diyoruz. Mevcut durum içerisinde bilgi çözmeye çalışıyor. Bunu rasyonel aklımızla şifre çözer gibi. Bakın son zamanlarda bu da çok moda. Aman burada bir gizem var, aman bu örtüyü kaldıralım, altında hayatın gerçekleri var. Aman burada bir sandık var, aman burada bir komplo var, aman burada bir kıyamet var. Senin aklını duygundan uzaklaştırıyor. Sana ihtiyaç ve beklenti, bu ihtiyaç ve beklentiye adına alışkanlık diyeceğimiz bir yaşam biçimine getiriyor. Sana tahayyül edeceği, projekte edeceği, içinde inançların ve mitozların da yer aldığı bir dünya anlatıyor. Sana dünya anlatıyor. İçindeki dünyayı anlatmıyor. Arkadaşlar, dışarıda yarattığınız dünyada soluk alamazsın. Haliyle dışarıda beklenti yaratmak, uzakta, diyarda bir şey, stres yaratmak senin içinde bulunduğun durumu sabote ediyor. İçinde bulunduğun durumdan nefes alamaman neden oluyor. Kendimize bakacağız. Çevremiz bize ayna. Her hayatımıza giren bizden bir parçaya sahip. Çünkü onu tanıyoruz. Onu tanıdığımız için kendimizde var olanı görüyoruz. Gerektiğinde biraz gır geçmek. Biraz böyle alaycı değil ama. Hani espri. Bir başkasıyla alay etmeyin. Kendinizle alay edin. Evet, bu söz konusu ayna, evdeki aynadan bahsetmiyorum. Birçok insanı hayatınıza alın. O sosyal tarafınızı birazcık yüksek bir tahammülle görün. O gördüğünüz şey sizde var mı yok mu? Mesela ben dün gittim işte, diyorum ya, adam
güçlü bir personayla kendine yabancılaşmış. Belli ki çocuk, kendi çocukluğu dolabın köşesinde, dolabın kapağını da kapatmış. Böyle kafasını da öne eğmiş. O çocuğu orada unutmuş, dolabın içinde unutmuş. Ürkek ve korkak halde duruyor. Ama dışarıda dolabın dışındaki adam viski konuşuyor, pro konuşuyor. Allah'ım yarabbim. Yani diyeceksin ki ne para var bu adam? Viski ve pro konuşuyor. Nereden pro getirmiş, nereden viski getirmiş? Kurduğu cümleler arasındaki bağlaçlarda sorun var. O kurduğu cümleleri birbirine bağlayamıyor. Söylediği şeyin içine girmemiş. Söylediği şeyi anlamıyor. Öğrenmiş. Onu bilgeliğe çevirmemiş. Onu örgüye çevirmemiş. Özgürleşememiş. O özgür kalacak olan çocuk dolabın içindeki çocuğa acilen yardım var. Acilen. Onu görmesi lazım birinin. Ya eşi görecek, ya annesi görecek, ya dostu görecek. O çocuğu oradan çıkarmak lazım. Yoksa bu adam akşama kadar viski anlatacak. Yarın çıkacak diyecek ki ben evde şarap yapıyorum. Şarabın 180 daha. Onları yermiyorum tabii ki. Şarap içenler, viski içenler, bu konuda efor sarf edenler, yüzün bağları olanlar, şarapçı olanlar. Ama bunu bir tarz olarak ortaya koymak acayip bir şey. Aynalarla barışık olacağız arkadaşlar. Ayna, hayatımızda bir sürü ayna olacak. Tabii ki kısa süreli aynalar olabilir, uzun süreli aynalar olabilir. Cesur olmak zorunda. O kolay değil, biliyorum. Zaten olgunlaşmak da kolay bir şey değil. Öteki üzerinden olacak. Kendi başımıza olmaz. Ha yok, ben kitaplarla aram iyi derseniz, evet, orada da kitabın yazarıyla konuşuyorsunuz. Hatta bana diyorlar, kitap ismi önerir misiniz? Kitap ismi öneremiyorum. Son yıllarda artık yazar ismi öneriyorum. Diyorum ki bak, bu adamı oku. Çünkü o adam 100 tane kitap yazmış, 3 tane kitap yazmış ya da 1 tane kitap yazmış. Olabilir, onların hepsini al oku. Adamları sevin. Çünkü kitapları yazan insanlardır. Kitapları sözcük olarak algılamayın. Filmleri sözcük olarak algılamayın. Filmleri birer rol olarak algılamayın. Konuşanları birer rol model olarak algılamayın. Siz bu oturuma maruz kaldıysanız tesadüfen ya da isteyerek, burada size lazım olan bir şey var. Onu arayın. Çok teşekkür ederim Arzu Hanımcığım. Sizi hiç konuşturmadım. Bu huyum kötü biliyorum. Başladığımı düşünmüyorum. Hocam bana, çok bana güzel bu, çünkü bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim. Sizi dinlemeyi çok seviyoruz. Bölmeden dinliyoruz ki o akışın içine girelim. O enerjinin içine girelim. Bir Emine cesaret ederim diyor. Cesaret bir erdemdir diyor. Lütfen Emine'ye de selam, çok severim kendisini. Erdemler çok önemli. Erdemli bir insan gerçekten cesur olur ve cesaretli bir erdemdir. Kuşkusuz cesaret içinde bilgi, beceri gerektirir, emniyet gerektirir. Bunların hepsini böyle fallık gibi yapmamak lazım. Çok çok teşekkür ederim. Bir gün de vicdan konuşalım hocam. Vicdanı dinleyelim. Vicdanı da konuşalım. Peki. Evet. Adaleti konuşalım. Vicdanı adaleti konuşalım. Olur. İnşallah. Peki, çok teşekkür çok ederim. Bana ayırdığınız zaman. Çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Epey de yüksek katılımcı oldu. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Çok sevgiler. İyi akşamlar.